Size en çok sevilen tarifimi yapayım. Garantili tarif. Allah'ın izniyle sizi yanıltmaz, mahcup düşürmez. Olması gereken neyse tamamen onu göstereceğim. Sebzelerimizi çok ince doğrayacağız. Tavla zarı denen bir tabir var. Ondan da ufak doğrayacağız. Bunda bütün sebzeler birbirine benzeyecek. Yemeğimizin içinde çok güzel bir görüntüsü olacak. Sebzelerin pişme sıralamasını da göstereceğim. Şöyle bir tanesini doğrayarak göstereyim de sizi yanıltmayın. Arkadaşlar evde zaten 5 kişilik çorba yapıyoruz. Onda da ne yapacağız? O çorbayı yaparken, o yemeği yaparken malzememize biraz özeneceğiz. Görselliğine de, lezzetine de sallayıp gitmeyeceğiz yemeğe. Bir tane de kabağımız var. 5 kişiye birer tane orta boy malzeme yeterli. Kabağın çekirdekli kısmını almayacağız. Çekirdekli kısmı yemeğimize yakışmaz. Arkadaşlar bir de bu yemeğimize işte elinize gelen her türlü malzemeyi katın demem. Çok güzel bir çorba istiyorsanız kesinlikle bu tarife uyun. Bunun haricinde malzeme katmayın. Birebir tarife uyarsanız çok güzel bir çorbanız olur. Çok güzel bir yemeğiniz olur. Diyelim ki buna soğan kattınız. Soğan bunu ne yapar? Bozar. İstediğiniz lezzeti bundan alamazsınız. İçine sütle gireceğinden dolayı ikisi birbirini tamamlamaz. Bu yemeğin kendine has bir özelliği var. Kendine has bir kokusu var. O kokuyu o zaman kaybederseniz istediğiniz lezzeti elde edemezsiniz. Bu yemeğin olmazsa olmazı kabak. Kabağı mutlaka kullanın. Malzememiz hazır. Bir bardakta süt kullanacağız. Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizi ocağa koyduk. Şimdi içine sayılı su vereceğim. Su oranını şaşırmayın diye. Klasik su bardağı ile. Tencerenin altını yaktım. 6. su bardağı suyumuzu veriyoruz. Canlı bir görüntüsü olacak. Onun için çok önemli. Çorbanın pişme aşamasında ben bunları göstereceğim. Suyumuz kaynamaya başladı. Önce havucu boşaltıyoruz. Havucu kattıktan sonra yumuşamaya başlayacak. Tam o aşamada diğer malzemeyi katacağız. Suyumuz kaynayalı ortalama 5 dakika oldu. Şöyle bir tane havucu gösterelim. Çiğ gibi görünür, diri görünür. Aslında pişmiştir. Zaten limonla tuzun özelliği o. Şöyle bastığımız zaman görüyor musunuz? Parçalanıyor. Daha bunları patateste de pişireceğiz. Patatesini de katıyoruz. Sırasıyla kaynayacak. 5 dakika sonra da kabağını katacağız. Patatesleri attık, kaynadı. Tam 5 dakika geçti. Kaynadıktan sonra hepsine tabii elimizi değmeyelim. Şöyle hafiften bir hırtlık olacak. Çok fazla hamur etmeyeceğiz. Hemen kabağını ilave ediyoruz. Kaynadıktan sonra 3 dakika. Arkadaşlar tenceremizin dibi kuru olacak. Tam bir yemek kaşığı tepeleme un dökeceğiz. Çok fazla kavurmayacağız. Kısık ateşte unumuzu önce az bir kavuracağız. Hamur kokusu, un kokusu gidecek. Ekin kokusu gelecek. Çok fazla kavurup bunu acılaştırmayalım. Şimdi yağ ayarını da göstereceğim. Arkadaşlar şimdi unu attıktan sonra hafiften iki çevirin. Bir kere koklayın. O çiğ kokunun, lezzetsiz kokunun ne demek olduğunu anlarsınız. 2-3 dakika kavurduktan sonra duman çıkmaya başladığı zaman benim ne demek istediğimi, lezzetin ne demek olduğunu o zaman anlarsınız. Kavurmaya devam ediyoruz. Duman gelmeye başladı. Hemen altını kısıyoruz. Yarım fincan sıvı yağ boşaltıyoruz. Yağ ne kadar olacak? Yarım fincan olacak. İçindeki un kaybolacak. Beyaz un görünmeyecek. Hemen bir kontrol edeyim. Altını daha da kıstım. Bu saatten sonra tekrar bunu kavurmamıza gerek yok. Şöyle baktığınız zaman
Çok az bir yağa da ihtiyacı var. Bir tane hafif olacak. Unun tamamını yağ yedirdik, şöyle gösterelim. Hafiften bir akıcı kıvam var. Tam bu aşamada yağ vermeyi bırakıyoruz. İçine bir su bardağı soğuk su boşaltıyoruz. Altı hala kısık olacak. Birden suyun tamamını boşaltmayacağız. Sonra istediğimiz gibi olmaz, istediğimiz gibi dağıtamayız. İyice karıştırdım. Peşama sos kıvamına dönmeden hemen bir su bardağı sütü de boşaltıyorum. Soğuk süt. Bunu da bir karıştırıyoruz. Bunu da iyice karıştırdıktan sonra bir daha teri içinden alacağız. İyice karıştırdık. Altını açıyoruz. 6 bardak suyla haşlamış olduğumuz sebzeyi ilave ediyoruz. Altını son ayara getirdim. Yavaş yavaş bunu karıştıracağız. Ara ara karıştıracağız kaynayana kadar. Tabi tamamında başında durmamıza gerek yok. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Çorbamız kaynamaya başladı. Şöyle hafiften bir yoğunluk var. İsterseniz buna az bir kaynayan su ilave edebilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Çorbamızın altını kısıyorum. Buna baharat kesinlikle kullanmayacağız. Sebzeyi haşlarken de tuz kullandıydık. Bunu da unutmayacağım. Kendim unutacaktım, az kalsın. Tuzunu ilave ediyoruz. Altını kapatıyoruz. Ortalama 5 dakika bir dinlendireceğiz. Çorbamızı şöyle bir gösterelim. Yanınızda kaynayan su olsun. Çorbanızın ayarını o kaynayan suyla yapın. Tam istediğiniz kıvama gelince su vermeyi bırakın. Çok fazla su vermeyin. Çorbanız bozulursa bir daha tutturamazsınız. Çorbayı doldururken de kepçeyi bir kere bandırın. Dibini şöyle bir değdirin. Çekin. Bir daha damlama yapmaz. Kepçenin dibinde ne varsa hepsini toplar, kenara alır. Sayfamda 1000 üzerinde yemek tarifi var. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. İstediğiniz yemeğin ismini yazın. Karşınıza istediğiniz yemek çıkar. Her türlü yemeği bulabilirsiniz. En kolaydan en zoruna kadar. Yabancı yemeklerine kadar. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Afiyet olsun.